Evet değerli izleyiciler biraz önce köylülerimizle oturduk muhabbet ettik ama yerimizde duramadık. Araziye kadar gelelim bahçeleri yerinde görelim istedik. Şu anda hocamın bahçesindeyiz. Evet. Hocam sizden bilgi almaya devam edelim. Bu bahçeden nasıl başladık örnek olarak yaptınız ilk evet. etapta. E, nasıl bir altyapı hazırladınız ne gibi bakımlar yaptınız e, nasıl bu hale geldi buyurun. Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nün kanalıyla yaptık biz burayı. Evet. Oraya müracaat ettik kapama bahçe istediler. Önce bahçeyi temizledik, sürdük tertemiz. Gübreledik yani affedersiniz hayvan şeyiyle, gübresiyle, Hı -hı. çiftlik gübresiyle gübreledik. E, şeylerini eştik, emenlerini, dallarını etkileceğimiz yerleri eştik. Fidanları devletten aldık, Tarım İl Müdürlüğü'nden. Evet. İşçiyle diktik. İlk iki sene böyle gözümüz gibi baktık yani kendi çocuğumuz gibi Bu budamasına, şeyine baktık. İşte şu anda burası 6. 6 altı yaşında. Ee, i̇yi, memnunuz buradan çok. Bu sene verim de güzeldi çok. Evet. Ağaç, Daha, ağaç başı ne kadar alıyoruz hocam? Burada bu sene aşağı yukarı 70 kilo yakın verdi. Ya. Heh, verdi yani, bayağı verdi yani. Yine diyorsun, verimden dolayı kazandık diyorsunuz. Kazandık, evet. bayağı kazandık, çok şükür. Şimdi e, siz yaptıktan sonra köylülerimiz bildiğim kadarıyla e, buna yönlendiler. Ee, onda ne gibi bir teşviğiniz oldu? Ee, nasıl öncülük yaptınız? Biz onu camiden bizzat ben imamım o zaman köyde evet. Öğretmen arkadaş da vardı eski muhtarımız vardı burada Bekir Duan ee, Allah iyilik versin O da Burada Koyun sahipleri vardı onlara sahip çıktı İşte milleti uyardık diktik söyledik 5 kuruş aldıysak biraz da yalan kuruştu Allah affetsin On kuruş <laughs> aldık dedik diksinler diye Ama Köyde affedersiniz eşeği olan motor aldı. Motor alan motorun yanına bir taksi aldı. Transit Pike aldı. Yani evler değişti. Halkın yüzü güldü. Biz de memnunuz. Şimdi ne diyor büyüklerimiz? Tarlada iz olmayanın hasatta gözü, gözü olmaz. olmaz diyor. Evet. Onun için siz tarlaya iz bırakmışsınız. Hasatta Bir de da... biz bunu şöyle söyleyeyim. Ee, Kur'an-ı Kerim'de cennetten bahsederken Mevla orada sudan, yeşillikten bahsetmiş. işte altında sulardan, üstünde yeşilliklerden bahsetmiş. Evet. Yeşilliklerde ee, keramet, keramet var Peygamber Efendimiz de kıyametin koptuğunu görsen elindeki fidanı dik diyor. Niye? Ya kıyamet kopmuş niye dikeyim ben bunu? Belki erozyonu önlemek için dedi. O zamanki şartlarda Arabistan'da bilmiyorum ama belki de burada bir şeyler var yani. Mesaj vermiş. Mesaj vermiş. Evet. Kışın bile özlüyüm yani darlara bayağı çocuk gibi gidip hiçbir işim olmadığı halde teker teker diblerine böyle gidip ya. e, bakarım yani onları. Şimdi bir hafta gitmediğin zaman mutlaka traktöre biner giderim hiçbir şey yok yaprak yok Aha. meyve yok öyle olduğu halde yine insan özlüyor o bahçeyi gezmesini o darlara bakmasını hastalık var mı nerede eksik var yani çocuk gibi değil mi yani, kendi çocuğun gibi evet aynen evet. Evet. Kesinlikle doğru. Necdet Bey'i de şu tarafa alalım. Çünkü bu da e, evet. detaylı şekilde ağaç işiyle uğraşan çiftçimiz. E, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında Necdet Bey? Biz de bu işi seviyettiğimiz için ülkemizin karış karış geziyoruz. Yani belirli bir bölgede biz ceviz bahçesi yapalım. Ondan sonra kalsın demiyoruz. Hem kendimiz her bölgede, her gittiğimiz yerde bir bahçe yaparak örnek olmaya çalışıyoruz. Yani mesela bu bölgede de Hedefimiz bir küçük bir bahçe yapmak. Hı hı. Sırf buradaki e, işte vatandaşlarımıza, köylerimize örnek olsun diye. E, o bahçeyi gören zaten salkım salkım üzerinde cevizleri görenler herkes e, ne yapacak? Cevize yönelecek. Böyle böyle büyüteceğiz. Çünkü bizim insanımız görmeden ne anlatırsa da anlatın, görmeden e, yapmaz. Ee, okumuş insanlarımız var köyde. Onları da bu tarafa doğru alalım. Ee, hocam önce sizi tanıyalım. Ee, Mustafa Delice. Evet. Ee, ben Ankara'da çalışıyorum. Evet. Orada psikolojik danışmanım. Ee, burada da köyümüz var. Ee, köyümüzde de bizim bir bahçemiz var. İki dönüm evin önünde, işte yedi dönümde ovada dediğimiz yerde. Biz de açıkçası öncesinde kiraz vardı. Şimdi ceviz yapmayı düşünüyoruz. Şimdi eski ata de cevizleri var. Ben e, bazı şeylerin e, öncü olacağını düşündüğüm için ata dede cevizinin dibinde alalım diyorum. Hadi hep beraber oraya doğru yola çıkalım efendim. geldik şimdi Ata dede cevizinin dibine şöyle bakıyoruz gerçekten harikulade meyve vermiş cevizimiz ee, güzel de verimi var Eskilerde e, özel bir ceviz bahçesi yapılma gibi bir çaba sarf edilmezdi Ata dede cevizlerinin özelliği işte sincapların kargaların dikmiş olduğu cevizler kendiliğinden yetişir e, onun vermiş olduğu verimi kabullenir ve onda misafirlerimizle birlikte evimizin meyvesi olarak yani kışlık tüketimi olarak tüketilirdi köylerimizde. Bu hala bu şekilde devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ceviz bir endüstriyel, gerçekten gelir getiren bir emtia olarak biliyorum ben. Bununla ilgili köylümüz ne yapmalı ki ne sonuç elde edebilir? Şimdi bizim Anadolu'da bir e, yanlış bir yanılgı var. Tabii ki eskiden gelme bir şey. Yani ceviz diken e, meyvesini yemez diye. E, çünkü niye? E, eskide ceviz dikilirdi. İşte arkada gördüğümüz ceviz ağacı en az 15 yıllık falan yanlış bilmiyorsam o civardadır, evet. Şimdi ama yeni tabi teknoloji bugünümüz çağında öyle değil. 4-5. yıldan itibaren verim alabiliyorsunuz. 10. Evet. yıla geldiğinizde en yüksek verimine ulaşıyor. Geliyoruz mesela bu coğrafi yapıyı inceliyoruz. Toprak yapısına bakıyoruz. Ondan sonra bu bölge ılıman iklim işte rakım ölçülerine baktıktan sonra buraya mesela en uygun ceviz nedir diye karar veriyoruz böyle dikim yapıyoruz. Şu anki gözlemlerimize göre buradaki en iyi ürün alabileceğimiz ceviz cinsi çetner cevizi. Hı hı. Çetner cevizinin özelliği şu. Bir kere pazarda mesela arkada gördüğünüz bu ceviz de e, küçüktür e, ve zor kırılır. Yani elinize kıramazsınız. Dolayısıyla pazar payı çok azdır. Burada diyelim ki bunu 8-9 liraya satarsanız kilosunu. Ama bu elimde gördüğünüz şu çetner cevizini 25 lira 30'a gibi bir rakama satabilirsiniz. Çünkü içi tüm çıkar. Ee, kolay kırılır. Ee, dolayısıyla da bu, bunun pazar payı yüksektir. 700 rakım ve üstündeki ceviz e, yerlerde 1600'e kadarki kısımlarda e, Fernor dediğimiz Fransız cinsi var. Onu öneriyoruz. E, ee, 1600'ün de üstünde 2000 rakımına kadar çıktığında da orada zaten kolay kolay ceviz yetişmez, meyve yetişmez ama biz Sibirya'dan gel, gelin, Sibirya cevizlerini öneriyoruz. Oraya da illa dikileceksin ki onlardan da iyi sonuçlar aldık orijinallerini dikir, dikme şartıyla. Ama şu an günümüzde televizyonlarda özellikle reklamlarda, televizyonlarda satışlarda bir sürü yanıltıcı reklamlarla karşılaşıyoruz. Onlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Şimdi cevizlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. dede cevizinde aşılı cevizi de göstereceğim şimdi. Evet. hem hocama hem de ee, Ankara'da e, buraya artık gariban olmuş birine <laughs> öyle diyorum. Evet. Kendi köyüne yatırım yapmak istiyor evet, şu anda. Ee, Necdet Bey siz bu işi bilen biri olarak şu anda köyümüzün cevizini elimize aldık. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu cevizden bir ceviz aldık. Ben mikrofonu size vereyim. Siz bu cevizleri anlatırken ben de iki ceviz arasındaki farkı Bıçakla içini açarak izleyicilerimize göstermek istiyorum. Buyurun, tamam. siz anlatmaya devam edin. Şimdi bu elinizde gördüğünüz öncelikle ben şunu göstereyim. Şu gördüğünüz ceviz, şunları size vereyim. Evet. Bu ceviz cinsini gördüğünüz gibi ikisi de aynı zanki fabrikadan çıkmış gibi kalibre olarak yani büyüklük olarak aynı şey, özellikle. Şimdi bir verimli bir bahçede aynı öz büyüklükte ve aynı homojen yapıda cevizlerin olması şey fiyatı kat kat yukarı çeker. Yani bu birinci önceliktir. Bu cevizin özelliği budur. İkinci özelliği e, bu mesela e, tüm çıkar, parçalanmadan çıkar. E, dolayısıyla iç verimli dediğimiz yani ceviz içi olarak aldığınız miktar normal ata dede cevizine göre en az iki kat 3 kattır. Şimdi ara, arasındaki farkı da göreceksiniz. O zaman şunu şöyle ayırıyoruz. Şunu tutar mısınız? Hocam de şunu tuttum. Şimdi bu cevizimizi, Chetnor cevizi dediğimiz, evet. bu bölgeye uygun olduğunu evet. söylediğiniz ceviz cinsi bu. Şimdi bıçağımızı vuruyoruz. Evet, hemen ayrıldı. Gördüğünüz ben gibi portadan. içi beyaz. Hı -hı, evet, ee, e, şimdi tüm çıkacak e, kestiğiniz evet, zamanda. Bu şekilde e, cevize bıçak vurduğumuzda çok rahat e, iç bölgesini dolanabiliyoruz evet. ve içi çıktı. Mesela bunu bunu bir ayıralım. Mesela hiç bölmeyin, bölmeyin. Şöyle, Şöyle ayırıyorum. Diğer cevizle kıyaslayalım diye demiştim. Şimdi bakın. Mesela Şimdi bu bu ata dedi bu şuradan kopardık. Olduğumuz gibi aldığımız ceviz açıyoruz. Zorlanıyoruz Bak. ve çatladı yanda. Gördünüz mü? Tüm çıkmıyor ve çatlıyor. Bir daha deniyoruz. Bu taraftan tam evet. alıyoruz. Şimdi bunun içiyle onun için arasındaki farkı baktığın zaman yani şey çok farklı. Şey. zaten sert kabukla hemen karşılaşıyoruz. Evet. Ve bu, zorlanıyoruz. bu elle kırılmaz. Ee, bunu, çekişle kırmanız lazım. Bak. Ama şunu bak. elinize Kenardan kırabilirsiniz. Evet. Geliyor. Evet. Zorlanıyoruz. Bu çetin ceviz dediğimiz ceviz cinsi. İçinde Şimdi de bir sürü şey kaldı. Bakın şuna bakın. Bir de ona bakın. Şimdi bunun tadına baksınlar hocalar. Bir de ona bak. Hemen vurduğumuzda tak diye tüm çıkıyordu hiç. Burada zorlanıyoruz. Şeyleri almakta. içinin. Şimdi yani almakta. şimdi bu tür e, ürün aldığınız zaman diyelim bu ağaçta 100 kilo ceviz varsa bu bizim ağaçtaki bizim bahsettiğim ağaçtaki e, 25 kilonun verdiği verimi verir. E, büyüklerimizle birlikte bir karar alacağız inşallah. Ehline soralım. Program olarak bir karar alacağız. Bu köyde hocam ne diyorsunuz? E, profesyonel ceviz ve badem e, bahçesi yapım startı veriyor muyuz? Veriyoruz. Veriyoruz. Ben önce kendim e, kiraz bahçesi vardı eskimiş, evet. yıllanmış artık, o yaşlandı. Orayı söküp oraya işte Allah iki dönüm üzerinde hemen dikeceğim örnek olarak. O zaman bu tarafa dönelim. Sizden de bir söz alalım. Biz de aynı şekilde hocamın dediği gibi hmm. bizim de yedi dönümlük bir kiraz bahçemiz vardı. Aynı şekilde biz de onu söküp dediğiniz gibi bir çetner cinsi buraya özgü bu e, anlattığınız özellikleri olan cevizi biz de yapmayı düşünüyoruz. Hem yatırımcımızı dinledik, hem köylümüzü dinledik, hem hocamızı dinledik. Üstadım oradan bakıyor, ben ya, de diyor. <laughs> gel gel ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadar konuştuk. Vallahi biz bu ağaçlara çıkıyor, bir de boyumuz yerimiz yerimiz zorunda Bu bodur olanlar ağaçlar sizinkiler, jantri biz televizyonda da görüyor, reklamda. Gösteriyoruz, <laughs> hep yerden topluyorlar. Biz çıkıyoruz, oradan o, 12 metre, 12, eline 12, eline 12 13 metre yukarı çıktım aşağı baktım kendimizden geçiyor Hı Yani. Oldu öyle mi? <laughs> uh -huh. yani benim de var. işlem oluyor hoca. Hı hı. Aynı yan yana beraber tarla bahçe ben de dikebilirim yanına, yanına. Evet o zaman ne diyoruz? Köylümüzle evet. e, okumuşlarımızla çiftçimizle hocamızla el ele veriyoruz. İnşallah. Ve başta amcamızla gel yakınıma gel yamacıma gel. <laughs> Bizi yani. Siz de buyurun. <laughs> Yamacıma gelin. Şimdi hep beraber, hep beraber yatırım bahçeleri yapmaya karar verdik diyoruz. İnşallah biz bunun takipçisi olacağız. Bir başka köyde, bir başka zamanda, bir başka konuyla eline soralım olarak buluşmak üzere tüm halkımıza veda ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Tabir'in katkılarıyla Ehline Soralım sona erdi.